anne. Bir takım özel işlerimiz var. Ne özel işleri kız? Allah Allah. Ay bununla ancak genel şeyler olur. Nereye gidiliyor bakayım? Ha? Aman anne. Şöyle bir bakalım, taksitle kapkacak falan alalım diyoruz. Malum benim çeyiz mutfak eşyası bakımından tam takır kuru bakır. Ay Ezgi su nereden anlar kapkacak mutfak çeyizi falan ha? Ay o daha mutfak robotuyla ekmek tahtasını birbirinden ayıramaz. Ay öyle değil mi anne? Hem Ezgi Su'nun çevresi var. Beni Layla ve Reyna Eşrafı'yla da tanıştıracak. Kızım kılavuzu karga gibi bir şey bu cadal Oscar'ı. Ay insanı ev kızından çıkartıp kurye kız yapar alimallah. Aşk olsun Safiye teyze. Tamam biraz ayrıksı yapım olabilir ama mafyaya kurye kızlık yapacak yaratılışta da değilim. Ay rica edeceğim anne. İçimden gelen coşkuyu biliyorsun. Vallahi bu saatten sonra eve hapsolamam. Delirim. Ah! Yavrucuğum. Ay bir defalık izin verdik Sıdıkam. Ama bu yellozla oraya buraya kaçıp durursan ay baban ikimiz de kıtır kıtır doğrar vallahi. Sıdıkam niye böyle yapıyorsun yavrum ha? Yediği bir şey dokunmuş olmasın Safiye teyze? O zaman çıkmayayım ben dışarı. Peki koca adayları eve gelsin. Hatta böyle bir yarışma düzenleyelim evde. Böyle mayolu çocuklar önümde defile yapsın. Ben de seçeyim ha? Kız sen ne diyorsun öyle Sıdıka ha? Baban hepimizi birden evle birlikte cayır 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 yakar anne olsun ha? Aman ona yakar buna doğrar. Hayırlısıyla bir evime çıksam da kendi kocamın cinnetine kurban gitsem. Ay tövbe. Ben sana diyorum Safiye teyze buna yediği bir şey falan dokunmuş olmasın. Ama böyle baskı yapmayın daha kötü olur. Siz onu bana emanet edin. Gerisini merak etmeyin. Bana bak sen önce kendi orana burana mukayyet ol sonra başkasınınkini emanet al. Öyle deme Safiye teyze. Böyle üstüne üstüne gidip kapattıkça daha fena olur. Bazen bana da oluyor. Kız nasıl yani daha kötü olur ha? Ne bileyim böyle bir kere özgürlüğü tadınca insanın içi durmuyor. İçin dışına çıksın senin. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Canım bir asilik yapmak istiyor. Ay akılsız kafam, akılsız Safiye. Kızı kendi ellerimle ne hallere düşürdüm yarabbim. Ay hadi Ezgiso gidelim. Dayanamayacağım, duvarlar üstüme üstüme geliyor. Tabuları devireceğim. El cezimle kendi kocama bulup yuvamı yapacağım. Canım yavrum benim tamam. Hadi gidin gezin güzel güzel oldu mu yavrucuğum benim ama fazla uzağa gitmeyin ha. Bak anne. Ay güle güle hadi uzaklaşmayın. Allah kahretsin seni Safiye aptal gerizekalı Safiye. Gideyim de şunları takip edeyim. Ay izini kaybettirdi bana kaltak. Ben de seni arıyordum Safiye. O senin sucuk vardı ya hani ondan kaldı mı biraz? Ay sus. Ay sus o sucuğun Allah belasını versin. Nimete bela okudum ya Rabbim bana günah yazma. Öyle deme Safiye. O sucuk var ya o sucuk çaycının işine yaramış. Adama bereket yağıyormuş. Ama ona bereket yağmış da bize bela yağdı. Kız delirdi. Ters de etti sucuğun büyüsü. Ay yerinde duramıyor. Ezgi su karısıyla birlikte koca bulacağım diye çıkıp gittiler ayol. Ne diyorsun sen kadın? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ay oturmuş kuzu kuzu gününü yapıyordu. Baktım Ezgi suyla birlikte takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Ha gidiyorlar. Dedim ki kızım bak baban döver dedim. Ay dinlemedi. Kızım baban söver dedim. Gene dinlemedi Zekeriya. Bak terbiyesiz. Peşlerine düştüm ama köşeyi dönerken izlerini kaybettim anacığım. Ben de doğruca dükkana geldim. Gördün mü bak yaptığını? Kızın kısmetini açayım derken ardamarını çatlattın. Al şimdi başına belayı. Ay sen de üstüme gelme Zekeriya'm ya. Ne bileyim böyle olacağını. Hanım hanım yemek yapıp çeyizini düzüyordu. Aniden öyle azıb eş isterim, koca isterim diye. Zahir içi kabardı kızın işte. Söz ver Zekeriya. Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Fazla üstüne gidilirse kaçırırmış bu sefer de. Ya? Allah Allah ya. Ya fena kadın olacağına deli olsun. Evde bağlar oturturuz. Hani haberlerde falan izliyoruz ya zincire vurulmuş deli kızlar. Biz de öyle bir şey yaparız. Bak şimdi Safiye teyze. Diyelim ki kafanda barışma gibi bir niyet var. Bunu asla belli etmeyeceksin. Sonuna kadar taviz vermek yok tamam mı? İnadına da çok güzel giyin. Hatta mümkünse başka erkeklerle görün. Hı? Olmaz öyle şey kız. Ay kesinlikle yapamam. Yaparsın Safiye teyze. Gerekli. Ancak böyle dize gelir. Hatta ben sana birkaç arkadaşımı da ayarlarım. Anne sen bu Ezgi Su'ya kesinlikle uyma. Bak onun anlattıklarının bizim hayatımızla uzaktan yakından alakası yok. Hem sen her zaman onun için
tescilli şey demez miydin? Bak söyleyemiyorum şimdi. Şey yani şey. Aa, karışma kız. Salak. Sen ne anlarsın Sıdık ha? Ay evde kapıdan dışarı çıktığın mı var? Bak bu kız bu kadar yaşamış, görmüş, geçirmiş. Elbet bir bildiği var. Değil mi? Ay evet Sıdık ha. Şurada bir şey anlatıyoruz. Bunların hepsi daha önceden denenmiş, test edilmiş şeyler. Ay hiçbir şey anlamıyorum ya. Manyak bunlar. Hem illa da olması gerekmiyor Safiye teyze. Varmış gibi yaparsın. Bak bir keresinde Tufan bana karşı çok ilgisiz davranmaya başlamıştı mesela. Ben derhal Melih'le çıkmaya başladım. Ondan sonra da Orhan pişman olup bana geri döndü. Orhan kim kız? Orhan mı dedim? Ha evet. Çünkü aslında Tufan'la da Orhan'ı kıskandırmak için çıkıyordum. Tam 23 yıldır anneme de bu taktikleri veriyorum. Babamı kıskandırıyor. Daha dönmedi mi baban? Elbet bir gün dönecek. Ama döndüğü zaman da bir daha hiçbir yere gidemeyecek. Aman. Ay ben de bu karıyı adam yerine koydum dinliyorum işte. Ay insanın olağan yuvasını da yıkarsın sen Ezgi'su ha. Dedim ben sana anne. Siz bilirsiniz kızım. İlişkiler daima hesap üzerinde yürür. Hem anlamıyorsunuz hem tantana yapıyorsunuz. O zaman küsmek müsmek yok. Yapın adamın dediğini, olsun bitsin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kendisi şurada ya da buradadır. Muhtemelen sizden daha yakışıklı erkeklerle birliktedir. Parası da vardır üstelik onların. 3 gündür bunu yapıyorum. Çatlıyordur şimdi. Deliriyordur, deliriyordur. Baba! Ay! Allah kızını. Alarm Sakı ailesi, alarm! Ne oldu be? Ya durum Allah. Çok feci. Lavuğun biri babamın dükkanının yanına bir emlakçı dükkanı açmış. Aa. Herif bir de zengin görseniz. Ya öyle çelenkler melenkler falan. 2 güne kalmaz babamın işini elinden alır vallahi. Bir şey yapmamız lazım. Oh! Oh olsun işte. Oh! Canıma değsin, canıma. Onun başına bir gelecek vardı zaten. Oh! Allah'ıma şükür. Öyle deme anne ya. Babam moralmen yıkılmıştır şimdi. Ona destek çıkmamız lazım. Hem unutma ki o hala senin kocan sayılır. Koca değil Safiye teyze. Ex koca, ex. Yazık kız. Ex deme kocaya. İşte Ezza dolabının en nadide parçası. Bunu komşumun oğlu Almanya'dan getirdi. Fabrikanın satış mağazasından almış. Bunu her öğünde yutacaksın. Evet. Şunu da sabahları aç karnına bütün aile şurup gibi sulandırıp içeceksiniz. Ama sakın köpeğe vermeyin. Kör ediyormuş hayvanları. Sıdıka, kız duydun mu bak? Bizim lord köpeğe bunu vermeyeceğiz ha. Duydum anne. Çocukların ve köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde saklarım. Yalnız sizin bu ilaç transferiniz hiç hoş değil. Günün birinde tabipler birliğine şikayet edeceğim sizi. Safiye, sen en iyisi bunun dilinin uzanamayacağı bir yere sakla o ilaçları. Ben bunu havanda dövüp de kendim imal etmiyorum. Grip için almıştım ama hepsini içemedi. Ziyan olmasın diye annene getirdim. Ziyan olmasın diye hap yutulur mu Gonca Gül teyze ya? Aa, günün birinde yanlışlıkla ekstezi mekstezi yutacaksınız. Ondan sonraki kanınızda kokainle beraber ana haber bültenini çıkaracaklar böyle. Ay ay. Bu kıza da laf yetiştirilmiyor. Bir laf söyle bin laf işit. Muhalif ev kızı sen de. Hem senin işin gücün yok mu bakayım ha? Sahi Gonca Gül teyze iş dedin de Arzum ne yapıyor? Klinikte falan mı? Hani bugün telefonda konuşurken havale geçirir gibi bir hali vardı da. Doğru söylüyor. Ay telefonda seninkisi abuk subuk konuşunca şey zannettik. Hani ara sıra geliyor ya seninkine. Ondan zannettik. Yok canım nakliye işine girdi. Bizim tanıdık Işılay Hanım var. Üveyik nakliyatın sahibi. Bir bayan elemana ihtiyacımız var. Gelsin telefonlara baksın diye ısrar edince... Ben de modern görüşlü bir anne olarak neden olmasın kızım dedim. Bak gördün mü anne? Arzum bile işe girmiş çalışıyor. Bense işsizler ordusunun sadık bir neferiyim hala. Almışlar işte ne yapalım yani? Allah Allah! Halbuki bu TSE'nin işe alacak elemanlara bir standart getirmesi lazım değil mi? Yani he. O da ne demek Arzum bile ayol? Çalışmayan kız mı kalmış şu devirde? Çabuk mutfağa git. Hızla burada çay bir şey yap anacığım. Gözüm boğuluyor. Sıkışıyorum. Ay sıkıntı bastı. Benim kız yılda 2 sefer ikramiye alacakmış. Söylemiş miydin bana?
Sonra servisleri var. Eve kadar bırakıyor. Ne bileyim ben, yani birini bulup evlenirse ondan sonra tam 18 ay doğum izni. Anne ya, ben de bir işe gireyim mi? Ne dersin? Şu gayri safi milli hasta denen pastada ben de yer almak istiyorum. Şöyle üzerinde Sıdıka Saka yazan küçücük bir dilim. Kız başlama yine, Allah Allah. İşmiş diye baban bunu duyduğu zaman senin kafanı o pastanın içine gömer, pasta savaşları başlar. Bilmiyor musun Sıdıka? Aşk olsun Gonca Gül. Sen de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdün yani durduk yere. Zaten yılda 3 kez ekonomik özgürlük, kadın hakları, birey mirey diye başımıza ekşiyor. Hatta bunu böyle durdurduk, sakinleştirdik derken aklını çeldin sen de yani. Ha? Ama haklı bir yerde Safiye. Eskiden de o çalıştırmamalar. Hay Gonca Gül, sen ocakta yemeğin memen yok mu anacığım ha? Hadi bir koşu gidip bakıver ha? Hadi koş anacığım. Ay yanıyor yemek canım. Ay, ay yandı yemekler ha. Hadi Gonca Gül. Ay, ay o da eskiden de ayol. Artık yemek falan pişirmiyorum. Bizim kıza şirketten şöyle bir fiş mi ne vermişler? Lokantalarda geçiyormuş. Artık fişi veriyoruz, dışarıda yemek yiyoruz. Sıdıka, şu tuzu uzatır mısın bana? Senin tuzun var oğlum, orada baksana. Külahın içinde, yemekten önce koymuştum. Ya. Demek tuzumu da ayırdınız ha? Evlatlıktan nereydiniz de olsun bitsin bari be! Şunun şurasını da eve kırıp getirdik diye sofrayı toplama kampına çevirdiniz zaten! Aman abi, eve kırıp getirdin diye kendine garip edebiyatı yapma! Benim yüzümden bütün salon maske takıyor zaten! Bir de siz dışlamayın bari! Gel benim dükkanda çalış oğlum! Ben seni dışlamıyorum ki. Sana marka falan veririm. Bütün gün çay gazoz falan içeriz. Evet Saka ailesinin tüm fertleri. Geleneksel kim geldi acaba bahsimizin? Suare bölümünü açıyorum. Pamuk eller cebe. Benden Zehra'ya 500 bin lira. Junior müdürüme kekik, ada çayı falan toplayacağım diyordu. Bende bozuk yok. O zaman... Şöyle 20 tane çay markası koyuyorum. Yani bu saatte gelse şetaret gelir kocasıyla kavga edip. Epeydir ortalarda yoktu zaten. Aman Gonca Güldür, ocağın üstüne yemeğin yok ya. Zırt pırt bize gelir artık. Bu Batural Burcu gelmiştir. Bugün beni çok kırdıydı da gönlümü almak ister. Biliyordum. Hop 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 hop. Koyma o mikroplu paranı bizim bahis sepetimize. Sen onu önüne koy. Ben bilahare alırım. Tamam. Sen geldin. Paralar kasaya kaldı da. Bu kim? Kızım sen hangi Arzum? Kız bu ne böyle devlet bakanı gibi giyinmişsin ha? Kızım böyle kız başına anan izin veriyor mu öyle? Nasıl oluyor ya? Nasıl işmiş bu? Patron da kadın zaten Zekeriya amca. Hem eve kadar servis bırakıyor. Gelirken şoföre şurada dur dedim. Hemen evin önünde indiriverdi. Senin adına çok sevindim Arzum. Darısı yaşıtlarının başına. Bunu size getirdim Zekeriya amca. Şirketimiz Üveyik Nakliyat Ajandası. Siz de çalışan bir insansınız. Dükkanda işinizi görür. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol, sağ ol. Karnın falan açsa ye bir şeyler, ye. Yok, iş yerinde veriyorlar. Hatta gece mesaiye kalanlara kumanya bile var. Bu kalemler de size Safiye teyze. Promosyon maksadıyla müşterilerimize dağıtıyoruz. Artık siz de bizim birer müşterimiz sayılırsınız. Ay çok sağ ol Arzum. Heh. Vallahi billahi en sevdiğim renkler anacığım. Hop hop anne. Kırmızı olanı benim. Hemen iç etme. Ne yapacaksın oğlum sen kırmızı kalemi? Şiir mir falan mı yazacaksın ha? Dövüş salonunda lazım oluyor ama anne.
Örneğin hassas bir vuruş öncesinde mermerin üzerine bir konsantrasyon noktası işaretlemek icap ediyor. Ya! Ama uydurma be Samim. Öyle ha 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 diye birbirinize vuruyorsunuz işte. Ay bilmiyoruz sanki. Öyle ha 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 diye vururken de birbirinizin ağzına mikrop kaçırıyorsunuz çocuğum. Sana da dut kurusu yaptırdım kuru yemişçiden Sıdık'a. Artık evde otururken yersin. Ne güzel. Teşekkür ederim Arzu. Ah, shit!